Manşete hoş geldiniz. Ankara'da hamle hamle üstüne dedik. Evet Ankara'da iktidar hamle hamle üstüne yapıyor ama muhalefet hamle yapıyor mu ya da muhalefetin hamleleri ne derece sonuç getirir? Erdoğan dönemi AKP dönemi bitti ama sonrasına bir hazırlık yapılıyor mu? Ya da Erdoğan iktidarı kaybetmemek için her şeyi yapar. Neler yapar? Bununla ilgili işin ikinci bölümüyle ilgili bir fikri egzersiz yok ama ilk bölümüyle ilgili var. Seçim olacak ve alacağız. A alamazsak da da yapacak bir şey yok. Yani adam hala e, %50 ve üzerinde oy alıyorsa yapabilecek bir şey yok. Toplayın, toplayın gidelim. Yani demek ki biz e, başarılı olamadık. Bir sonraki seçime hazırlanalım. Bir de böyle bir hava var. Bütün bunların hepsine bakacağım ama önce manşetin radarına takılan bazı konular var asayişle ilgili, güvenlikle ilgili, emniyetle ilgili, hepimizin asayişi, güvenliği ve emniyetiyle ilgili günlerdir önüme düşen haberleri, gerek mahkeme raporlarını, gerek tanıklıkları, gerekse bir takım ifade tutanaklarını paylaşıyorum. Alparslan Kuytul Furkan Vakfı birkaç gündür Adana Emniyetindeki işkence ile gündemde ve bir grup arkadaşları orada Gözaltına alınmış, bir şeyler itiraf ettirmeye çalışılmış ve bu yapılırken de elbette işkenceye başvurulmuş. Kimse duymuyor, kimse takip etmiyor. Tamamen ideolojik kılıflarla yürüyen bir olay. Yani bu kişi benden mi? Bu kişi bana yakın mı? Ve ben işte buna sahip çıkarsam ya da ben bunu ben bunun sesine ses olursam. Ee, acaba işte efendim linç yer miyim? Bir kere zaten savunduğunuz fikirlerle ilgili konularda e, çok rahat sahip çıkarsınız. Aynı dünya görüşünde, aynı mahallede oturduğunuz insanlara sahip çıkmak sahip çıkmak demek değil. E, zaten onun yanındasınızdır, destek oluyorsunuzdur vesaire. Mihim olan aynı mahalleden olmadığınız, aynı ideolojik Dünyaya çerçeveden bakmadığınız insanlara, görüşlerine katılmadığınız insanlara sahip çıkmak, onun haklarını savunmak. Temel evrensel kriter bu. Ayrıca bunu yaptığınızda ondan olmuyorsunuz. Yani çok iki ayrı ekstrem konudan örnek vereceğim. Bir başörtüsü konusu. Başörtüsü özgürlüğünü kişinin inancından dolayı başını kapatması hakkını savunduğunuz zaman siz Müslüman olmuş, başörtüsünü savunan, kadınların başörtülü hayatın içinde olmasını savunan bir insan olmuyorsunuz. Sadece onun özgürlüğünü, onun hakkını teslim ediyorsunuz. Ben 2013 yılı Ekim ya da Kasım ayıydı Recep Tayyip Erdoğan'ın başörtüsü özgür olmalı çünkü dinin emri lafına karşı çıktım ve o gün bugün gazetesinde bunun yazısını yazdım. Başörtüsü dinin emri olduğu için özgür olmamalı en temel insani haklardan biri olduğu için özgür olmalı diye. Eğer siz her şeye dinin emri noktasından bakarsanız özgürlüklere de o zaman o iş demokratik, evrensel falan bir sistem olmuyor. İslami bir sistem oluyor. İslam'da da hangi itikada, hangi mezhebe, hangi görüşe yakınsanız onun verdiği fetvalar çerçevesinde bir sistem oluyor. Aynı şekilde LGBT hakları yani bir kişinin eşcinsel olması, lezbiyen olması, trans olması, interseks olması ya da işte çift çift cinsiyetli olması veya işte farklı cinsel yaşamlara farklı cinsel yaşamları sürmesi veya bunu savunması neyse. Bununla ilgili bir hak ihlali olduğunda ve siz de LGBT hakları dediğinizde siz eşcinsel, gay, lezbiyen, şu bu, olmuyorsunuz. Bunun savunucusu da olmuyorsunuz. Sadece o grubun veya o insanların haklarını savunuyorsunuz. Bu insanların hakları var. Bu insanlar linç edilmemeli. Ve bu insanlar e, seçtikleri doğrultuda neyse yaşam biçimleri o, biç o o yaşam biçiminde yaşamaya devam etmeliler. Ve ben bunların haklarının altını çizmeliyim. Bunların hak mücadelesinde yanlarında durmalıyım. Anlatabiliyor muyum? Ya çok basit temel evrensel kriterlerden bahsediyorum. Eğer bu bahsettiğim çerçevede zihni dünyanızda bir problem varsa ya da zihni dünyanız bunu algılamakta güçlük çekiyorsa biraz daha ders çalışmanız gerekiyor. Çok net söylüyorum. Deminden beri bahsettiğim kriterler evrensel kriterler. Birlikte bir arada yaşama kriterleri. Sekiz gündür kayıp iş adamının şahsi bir olayı sebebiyle 3 Furkan gönüllüsü 10 Eylül Cuma günü gözaltına alınmış, haklarında hiçbir delil olmadığı halde Adana Emniyetinde ağır işkenceye maruz kalarak suçu üstlenmeleri istenmişti. 4 günlük gözaltı sürecinin ardından çıkarıldıkları mahkemece 14 Eylül'de serbest bırakılmışlardı. Serbest bırakılan 2 Furkan gönüllüsü bu sabah saatlerinde savcılık kararı ile evlerinden alınarak apar topar çıkarıldıkları mahkemede haklarında tutuklama kararı verildi. Bu konuda Alparslan Kuytul Hoca Efendi az sonra önemli bir açıklama yapacak diyor. Olayı bu şekilde özetlemiş. Furkan Vakfı'nın belli ki Adana direnişi veya Adana'daki bekleyişi bir es verdi veya yavaş yavaş sonlanıyor. Bir diğer konu 1 artı 1 Ekspres'te İrfan Aktan hapishane söyleşilerinin yedincisine Gülten Kışanak'la söyleşerek imza atmış. Babası ee, babasıyla ilgili sözleri var ama e, Figen Yüksekdağ da e, kısa süre önce babasını kaybetmiş. E, böyle kayıpların hapishane koşullarında insan üzerinde ne tür etkileri e, bıraktığını vesaire anlatıyor. Gülten Kışanak işte şu resimde bu da bir hapishane e, fotoğrafı. E, hapishane zorluklarından bahsediyor. Aysel Tuğluk'tan bahsediyor ki Aysel Tuğluk'un ciddi sağlık problemleri olduğu kamuoyuna yansımıştı. Diyor ki e, bilindiği gibi Aysel arkadaşımız cezaevindeyken annesini kaybetti. Bunun acı ve üzüntüsü bir yana annesinin cenazesine yönelik saygısızlık çok daha derin bir yara açtı. Aysel Tuğluk'un annesi olduğu için oraya defnedilmesine izin verilmemiş ve, ve kabir açılmış başka bir yere defnedilmişti cenaze. Günlük yaşamını zorlayan sorunları yaşamaya başladı. E, sağlık sorunları yaşamaya başladı. Doktor demans teşhisi e, koydu diyor. Ancak Adli Tıp Kurumu olumsuz rapor verdi. Evet Aysel Tuğluk'un demans e, rahatsızlığını bir kere de e, Gülten Kışanak altını çizmiş. Demans bunama rahatsızlığı, e, bunama hastalığı. Evet. Burada da e, Kandıra Cezaevi, Sabahat Tuncel, Aysel Tuğluk ve Figen Yüksekdağ gözüküyor. Figen yüksek Selahattin Demirtaş'la birlikte HDP eş genel başkanıydı sağdaki kırmızı kazaklı. Evet. Zulüm her yerde, işkence her yerde, psikolojik baskı her yerde. Evet. Dönelim gerçek gündeme bakalım. Gerçek gündem ekonomi ve iki örnek getireceğim size. Biri Ceren Güler paylaşmış. Birer tane üç çeşit meyve almak 15 TL. Birer tane. Yani bir tane şeftali, bir tane armut veya bir tane elma neyse artık. Mahalle manavı fiyatı diyor. Geçen sene 2000 liraya dolan manav tezgahı bu sene 6000 liraya doluyor ki bu da belli ki manavın ifadesi. İyi günler demiş. Belki kendisi de bu işte istikal ediyor bilmiyorum. Şimdi üretici fiyatları %50'ye yakın artmış durumda resmi istatistiklerle. Üretici fiyatları artınca e, bu tüketiciye de yansıyacak. Ama şimdi iktidar hafiyecilik yaparak veya işte baskınlar yaparak falan fiyatları dengelemeye çalışıyor. Melis Alpan paylaşmış. Ödediğim elektrik faturası Haziran'da 298, Temmuz'da 327, Ağustos'ta 522, Eylül'de yani bu ay 569 TL. Tweet bu kadar. Evet. iPhone endeksi çıkmış efendim. Yeni iPhone 13'ler tanıtıldı malum. Türkiye'de 92 gün çalışmanız gerekiyormuş. Ee, diğer ülkelerde böyle sıralanmış. Benim yaşadığım İngiltere'de 92 saat özür dilerim. Pardon iPhone satın almak için çalışmanız gereken gün sayısı. Saat değil. Gün sayısı. Evet 92 günmüş Türkiye'de. Benim yaşadığım İngiltere'de 10 gün. Belçika'da 10 gün. İsveç'te 11 gün. İşte böyle iniyor. Avusturya, Avrupa ülkelerinde hep aynı aşağı yukarı 10-12 gün. Bu endeks ne kadar doğrudur yanlıştır bilmiyorum. Fakat e, Türkiye'de e, herhalde şey e, asgari ücret e, 2021'de en son net 2800 küsür lira gibiydi. E, İngiltere'de, benim yaşadığım ülke İngiltere'de asgari ücretin yarısı kadar bir piyata yeni çıkan iPhone 13'ü satın alabiliyorsunuz. Yani aylık asgari ücret asgari ücretle asgari ücret kazanıyorsanız aylık ücretinizin yarısı kadar bir ücretle yeni bir telefon alabiliyorsunuz. Türkiye'de asgari ücret 2800 küsur olduğuna göre Türkiye'de 1400 liraya iPhone 13 alabilmeniz gerekiyordu. Yani burada e, kabahat Apple'ın veya dolar kurunun veya başka bir şeyin değil. Yani bu sorumluluğu Türkiye'nin ekonomi yönetiminde aramanız gerekiyor. Neden? İngiltere'de asgari ücretin yarısıyla, Almanya'da, Hollanda'da asgari ücretin yarısıyla iPhone alabiliyorken ben Türkiye'de neden 1400 liraya, 1500 liraya, 1500 liraya yeni çıkan iPhone'u alamıyorum sorusunun cevabı ne Amerika'da ne İngiltere'de ne Apple'dadır ne de dolardadır. Cevap Ankara'dadır. Evet. Bir gün gazetesi artık renkli paylaşımlar yapmaya başlamış. Artık şey değil, izah olmayanın mizahı olur. Erdoğan günlük şahlanıyoruz konuşmasını yaptı diyor. Ekonomi harika, her şey çok iyi gidiyor. Tek sorun muhalefet. Bir başka paylaşım ki bu daha iyiydi. Erdoğan bir dizi aktöre, yandaş yazar'a, AKP destekçisi, medya grubu sahibi ve dünürüne <laughs> ödül verdi diyor. Bir de böyle fotoğraf çekip belgelemişler. Evet, durum bu. Bunların içinde olanlar, bunların içinde olmak ister miydiniz? Bunların içinde olup da nasıl hani mideniz kaldırıyor bu tabloyu? Yani gerçekten kaldırmazdı. Böyle bir dönem, böyle bir ülke maalesef. Dönelim siyasi gündeme. İşte Ankara'da hamle üstüne hamle derken biraz da Cumhuriyet'in bu manşeti bize böyle düşündürdü. O da şu, Selda Güneysu'nun haberi. Bahçeli AKP içindeki hamleyi gördü. Kulislere göre MHP liderinin çıkışı ittifaktan rahatsız olan Erdoğan'ın Erdoğan'a yakın ekibe yönelik diyor. Kulis şöyle, okuyalım birlikte. Cumhur'da ekip gerilimi, iktidar kanadındaki laiklik, yeni anayasada ilk dört maddenin dilinde değişiklik ve seçim barajına ilişkin görüşler Cumhur İttifakı'nda Erdoğan'a yakın bazı isimlerin MHP ile ittifaktan duyduğu rahatsızlığın kamuoyuna yansıması olarak değerlendiriliyor. Bu ekibin özellikle sarayda etkin olduğu konuşuluyor. Binali Yıldırım denge unsuru demiş alt başlıkta. Büyük şehirlerle Doğu ve Güneydoğu'daki oy kaybının nedenini MHP ile ittifak olarak gören ekibin Kürt seçmene yeni vaatler istediği ifade ediliyor. AKP sözcüsü Çelik'in İttifak kaybeder dediği Adana seçimi buna örnek veriliyor. İddiaya göre AKP genel başkan vekilleri bu konuda ayrışıyor. Daha bu konuda çok kulis okuruz fakat bu kulisin elbette bir perde arkası var mutlaka. Sözcünün manşetinde Meral Akşener var. i̇lk turda tek adayla seçime gidilmeli diyor. Ve e, denizleyerek imzalı haberde şöyle demiş Meral Akşener kimse Erdoğan'ın düşmanı değil konu Erdoğan'da değil bir günde atmak zorunda olduğu imza sayısı dahi şu andaki sistemin değişmesi için yeterli bir neden. Bir sistem getirdiniz ülkeyi uçurumun kenarına getirdi bu sistemin değişmesi için önce Erdoğan değişecek. Erdoğan bu şartlar altında yerinde kalmak için bizden destek istiyorsa bu mümkün değil. Emin olun muhalefete düşmüş Erdoğan. ...bu sistemden güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçme dilekçesini vermek için bizden evvel davranacaktır demiş. Ruhat Mengi'ye konuşmuş Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamoğluoğlu. aile Neşeli görülüyor. Cumhur İttifakı'na girmeniz mümkün mü diye sorulunca... ...beni Cumhurbaşkanı adayı yaparlarsa olabilir, kavgasız dövüşsüz gireriz diye espri yapmış. Bütün yanlışlarından dönerse AKP ile ittifak yapabilirim diyor ki bu da zaten mümkün değil. Erdoğan elbette yapamayacağı şey yok iktidarda kalmak için ama... O yapacağı şeyler onu iktidarda tutmaya yetecek mi? Ona bakmak icap ediyor. Devamla e, Muharrem İnce demiş ki... Sayın Kılıçdaroğlu da Sayın Akşener de aday olmalıdır. HDP de aday çıkarmalıdır. Buna rağmen Erdoğan birinci turda 50 artı biri alıyorsa zaten yapılacak şey yok. Şimdi bir adamı sadece bu lafıyla e, siyaseten e, çöpe atabilirsiniz. Bakın yani... Gene adam kazandı muhabbetine geliyor. Yani Muharrem ince kadar lüzumsuz bir aday olabilir miymiş? Muharrem İnce kadar yanlış bir aday olabilir miymiş? Ve nasıl böyle bir vizyon ya da böyle bir bakış açısı olan biri işte Türkiye'de Cumhurbaşkanlığına talip olmuş falan diye düşünüyorsunuz. Kasaba politikacısı bile olmaz. Gitsin öğretmenlerini yapsın diyesiniz geliyor. Diyor ki yani herkes aday olmalı. Bak da olmuyor Erdoğan 50 artı 1'i alıyorsa e, yapacak bir şey yok dağılalım. alalım. Ya arkadaş senin geliştirmen bir cümleyle söyleyeceğim ikinci bir cümle kurmayacağım. Senin geliştirmen gereken strateji Erdoğan'ın 50 artı 1'i biri alacağı birinci tur oyununu bozmak. Senin geliştirmen gereken strateji Erdoğan'ın oyu 30'lara gerilemişken nasıl artı 20 puan alıyor bunu anlamak ve buna karşı çözüm üretmek. Senin geliştirmen gereken strateji 50 artı 1'i daha birinci turda alacak muhalefet adayını çıkartmak. Ama sen adayları Kılıçdaroğlu, Akşener, Muharrem İnce olarak ayırıyorsun ve Erdoğan bunlara rağmen gene kazanıyor diyorsan sen hepten kaybetmişsin. 2023'ü de kaybedersin, 2028'i de kaybedersin, 2033'ü de kaybedersin. Bu kafayla, bu bakış açısıyla, TV5'e konuşmuş ah, Ahmet Davutoğlu. Bir çark vardı. Reza Zarrab'ından, yolsuzluklarından, imar rantlarından, beş müteahhitten, oradan buradan oluşan, ben bu çarkın tümüyle dışındaydım, hiçbir yerde bu çarkın ufak bir dişisine bile beni sokamadılar diyor. Erdoğan Bayraktar'dan sonra bir itiraf daha. Her şeyi kabul ediyor 17-25 ile ilgili. Reza Zarrab'ı, yolsuzlukları, imar rantını, müteahhitleri, Sadece ben dışındaydım diyor. Aynı Erdoğan Bayraktar gibi. Hiçbir yerde bu çarkın ufak bir dişlisine bile, bile beni sokamadılar diyor. Tuhaf bir şekilde herkes böyle gemiden atlıyor ve e, iniyor. Yani e, ne derler aman diyor yani ortalığı diyor. şey götürecek e, ne bileyim iltihap patlayacak ortalığı cerahat götürecek bana bulaşmasın. Geliyor gelmekte olan, evet bu laf da benim değil bunu iktidar sözcüleri çokça kullanıyorlar. O arada Davutoğlu AKP'den ayrıldığı gün Erdoğan'la yaptığı diyaloğu anlatmış falan TV5'te yaptığı konuşmada. Diyor ki AK Parti'den ayrıldığım gün Sayın Cumhurbaşkanı'na dedim ki yaptığınız bu müdahaleyle öyle bir fitne tohumu atıldı ki partiye artık herkes herkes aleyhine troll çetesi tutacak birbirinin aleyhine çalışacak. Bu kadar cesareti olduğunu zannetmiyorum üfürmüyorsa. Erdoğan'ın karşısına çıkıp bu konuşmayı yapacak bir cesareti, bu konuyu yapacak bir iradesi, bu konuyu yapacak bir e, dik duruşu falan yoktu Ahmet Davutoğlu'nun. Sadece iyi üfürmüş e, diyorum. E, enteresan bir şekilde işte onu söylüyor. Çarkın içine alıp öğütemediler, çarkın dışında kaldığım için suçlayamadılar falan filan. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi vahim bir hatadır vesaire. Bir de e, şu var. Eee Davutoğlu'nun açıklamalarında burada olmayan. Davutoğlu'nda AKP'den ayrış ayr, e, AKP'den bir şekilde kopartılmanın, bir şekilde başbakanlık ve genel başkanlığının elinde elinden alınmasının getirdiği bir karışış hal var. Ben bu karışış lafını bir Abdullah Gül için kullanıyorum, bir de Ahmet Davutoğlu için kullanıyorum. Kullandığım üçüncü bir kişi yok. Gaz var yani. Ee, tadına vardı. E ee, Ahmet Davutoğlu Genel Başkanlığın, Başbakanlığın o konforun, o hükmetmenin, o salonları doldurup her söylediğini alkışlayan insanların, o koruma zincirinin şunun bunun. Öyle bir tadına vardı, öyle bir tadına aldı ki ee, bu gidince eşekten düşmüşe döndü. Yani hem AKP genel başkanlığı gitti hem başbakanlık gitti ve öyle bir afalladı ki ve elinden alınma biçimi itibariyle de bir daha kendine gelemedi. Yani ciddi bir travma yaşadı ve bu travmadan dolayı tıpkı Muharrem İnce gibi destek alması gerekiyor. O desteği aldım almadım bilmiyorum. Eşe hekim bildiğim kadarıyla eşi belki yardımcı olmuştur veya olacaktır bilmiyorum. Hala bununla yürüyor. Ondan dolayı da yarın öbür gün Açın AKP'nin kapısını. Gel hoca. Biz ettik sen etme filan. Deyin. Desinler. Koşa koşa gider. Partiyi bırakır öyle gider yani. Ya da partisini katar. Arkadaşlarına ayıp olmasın diye. Ha. Ahmet Davutoğlu bu. Ahmet Taka'nın e, dünkü yazısını göstermiş ama e, içine girmemiştim. Şimdi zamanıdır. AKP'li şirinden Abdullah Gül tahmini demiş ve eee Emin Şirin Ahmet Takan'a şöyle söylüyor. Diyor ki seçime daha vakit varken bir sıkıntıdan ziyade bir zorlama görüyorum. Cumhur İttifakı'nda Sayın Erdoğan'ın adaylığı kesin ancak herhangi bir sebepten dolayı Sayın Erdoğan aday olmazsa veya olamazsa Abdullah Gül gibi devri sabık yaratmayacak profilde bir aday düşünebilirler. Tayyip Erdoğan bütün fiziki e, fonksiyonlarını kaybetse, akli melekelerini yitirse sadece göz kirpiklerini oynatarak çevresiyle iletişim kuran bir duruma düşse bile o koltuğu kimseye bırakmaz kendi kızına bile bu kadar net dolayısıyla Ankara'da olup da bir dönem AK Parti'de milletvekilliği yapmış olup da Tayyip Erdoğan'ı iyi tanıdığını falan sağda solda Konuşuyor olup da böyle bir analizi insanlar nasıl yapıyor bilmiyorum. Yani birbirlerine galiz ifadelerle küfreden ve birbirlerinin ayağına en olmadık biçimde ve kamuoyunun gördüğü yeter zaten çelme çakan iki insan bir dönem işbirliği yapmışlar özellikle işte Fazilet Partisi, Refah Partisi, Fazilet Partisi yenilikçiler-gelenekçiler hikayesinde o da 1900 97-98'lerden 2003-2005'lere 2003, kadar. Ondan sonra bitmiş. Abdullah Gül'ü Cumhurbaşkanı olarak bile düşünmedi Tayyip Erdoğan. O dönem işinin başı örtülü değil diye Vecdi Gönül ismi ortaya çıktı. Ve Vecdi Gönül ciddi ciddi adaydı. Ankara kulislerini takip edenler bilirler. Hatta rahmetli olduğu Taki Doğan Habertürk'ün Ankara temsilcisiydi. Habertürk'te bir gece arısı kulisi olarak patlattı. Habertürk'te manşetten girdi Cumhurbaşkanı adayı Vecdi Gönül diye. Bu bilgi yanlış değildi. Ama ondan sonra işte devreye girenler Arınç, Şubu falan filan Abdullah Gül'e kırıldı direksiyon. 2007 ev muhtırası olduktan sonra ve tekrar seçim olup da AKP güçlü bir şekilde iktidara gelip Milliyetçi Hareket Partisi de ben meclise gireceğim bir cumhurbaşkanı seçimi krizine asla izin vermem dediğinde Abdullah Gül'ün tekrar adaylığı gündeme geldi ve o zaman da gene Tayyip Erdoğan Abdullah Gül'ün adaylığını önlemeye çalıştı. Ekrem Dumanlı'nın tanıklığı var, anlattı. TR724'te de anlattı. Bir gazeteci grubuna bu işi önleyin veya bu işin aleyhinde işte efendim şey yapın, manşet atın veya haber yapın falan gibi bir kulis sızdırıldı Erdoğan'dan. Bizzat Erdoğan kaynaklı ve ertesi günde gazetelerin bu yönde çıktığı ifade edilir. Hemen Ertuğrul Özkök yememiş içmemiş hürriyetin sür manşetinden Abdullah Gül'ün adaylığına karşı bir manşet atmıştı o günlerde. O manşette ararsanız bulursunuz. Yani Abdullah Gül'ün iki kere adaylığını istememişti. Daha o zaman 2007'de Tayyip Erdoğan. Ama o günkü şey tabii tek başına muktedir değildi. Bir takım dengeler vardı. Parti içinde şu bu falan. Mani olamadı yani. O gün Abdullah Gül'ün siyasi karizması, gücü, parti içindeki etkinliği şu bu falan filan buna imkan vermedi. Ama daha sonra bildiğini okudu ve Abdullah Gül'ün üstünden dümdüz geçti. Bütün bunları bilmeyip de, bütün bunları okumayıp da doğru okumayıp da Ankara'da siyasi analiz kasanların Erdoğan kendi yerine Abdullah Gül'ü düşünebilir demesine gerçekten anlam veremiyorum. Yani saçı sakalı, bıyığı e e beyazlamış insanlar, bir dönemde o partide siyaset yapmış insanlar nasıl böyle düşünüyorlar? Gerçekten bilemiyorum yani. Evet. Ahmet Davutoğlu'ndan nereye geldik? Diyanet İşleri Başkanı en son her gün bir şey şıftırtıyor bu arkadaş. Yani akıl almıyor. Sürekli gündemde. En sonunda günaydın demek cahiliye dönemi adeti demiş. Zannediyorum günaydın kelimesinin işte İngilizcesi good morning. iyi sabahlar demek yani. Arapçası da galiba sabahul hayr. Ya da hayır hırıltılı hı ile okunur sabahul hayr derler. Böyle Araplar kendi aralarında. Yanılmıyorsam böyle. Arapçaya hakim olanlar düzeltebilirler. Nesi var bunun? Ayrıca bu bir cahiliye dönemi adeti ise bu iyi bir adetmiş yani. <laughs> Ve o dönemin gerçekten cahiliye dönemi olup olmadığını da sorgulamak gerekiyor. Bu benim alanım değil. Muhakkak siyer çalışan akademisyenler bu konuda cevap vereceklerdir. Ali Erbeş doğru mu söylüyor, yanlış mı söylüyor? Ama yani böyle her çoka burnunu sokan bir Diyanet İşleri Başkanı da gerçekten herkesi dinden, diyanetten soğuttu. Bir kere daha onu kabul etmek icap ediyor. Taş getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenmiş, din hakkı için lütfen. Diyor ki, Sayın Cumhurbaşkanı'na bir şey söylemek isterim. Ne de olsa kendisi partili Cumhurbaşkanı'dır. Dinin siyasallaşmasıysa insanların dinle ilişkisini yaralıyor. Yargıyı bilmem ama en azından bunu istemezsiniz diye düşünüyorum. Din hakkı için lütfen demiş. Ahmet Taş getirdiğini bilmem ama Recep Tayyip Erdoğan'ın ahiret, din, iman, inanç noktasında oldukça sorunlu olduğunu düşünüyorum. Daha ileri giderek hatta şunu da söyleyeyim. Bir ahiret inancı olduğunu zannetmiyorum. Tayyip Erdoğan'ın. Evet. Cem Toker paylaşmış. Bununla bitirelim bugünkü manşeti. Olup biteni meclis başkanı anayasanın 138. maddesi ölmüştür dediğinde Erdoğan yargının gücü yetiyorsa sarayın inşaatını durdursun yargı bize ayak bağıdır dediğinde sorgulayıp gereğini sandıkta yapacaktık. Bugünlere bir gecede gelmedik. Aklımız erdiğince anlattık demiş. Ne de doğru demiş. Aynen öyle. Bir gecede olmadı bunlar. Geriye doğru 10-12 yıllık bir süreçtir. Olup biten ve yaşanan. Yaşananlar. Ankara'da hamle üstüne hamle başlıklı yayını böylelikle noktalarken bir iki cümleyle ...bu hamlelerin ne getireceği, ne götüreceği konusuna açıklık getirmek isterim. Birincisi, iktidarın bir erken ya da baskın seçim düşündüğünü zannetmiyorum bu sonbahar ayında. İkincisi, iktidar ittifak yasası veya seçim kanunuyla ilgili... ...kendisi için saray, özellikle AKP ve Tayyip Erdoğan, özellikle kendisi için ve partisi için... ...en elverişli e, sistemi bir şekilde meclisten geçirmeye çalışacak. Bu konuda ortağını ikna edebilirse ki ortağına da elbette havuç vermesi gerekiyor, bunu yapar. Bunu yaptığında da seçim kanunları değiştikten sonra önümüzdeki bir yıl boyunca, bir yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanamaz kuralı gereği bu seçim en iyi ihtimalle önümüzdeki Ekim sonu veya Kasım'da olur. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki yasalaşma takvimine göre. Dolayısıyla... MHP'ye verilecek havuç baştan verilmiş görülüyor. Yani ittifak bozulsa bile %7 barajıyla MHP Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup kurmayı garantiliyor. Hiçbir ankette %7'nin altında değil o oyları. Kemik bir oyu var. Dolayısıyla önümüzdeki aylarda bir baskın ya da erken seçim beklemiyorum. Önümüzdeki sonbaharda bekliyorum. Bir sonraki sonbaharda bekliyorum. Yani 2022'nin Ekim-Kasım ayları olabilir en geç. Çünkü zaten ondan sonra da vakit kalmıyor. Cumhurbaşkanı yani Erdoğan'ın aday olabilmesi için bir kez daha ve işte efendim yazdan sonra genel ekonomik dengeleri falan da gözeterek. O arada ekstra gelişmeler olursa Erdoğan kendini ve partisini kurtarmak için her şeyi yapabilir. Bunun içerisinde belki seçim de olabilir. Çok zayıf ihtimalle olmakla birlikte farklı siyasi ittifaklar kurulabilir veya ülkede farklı siyasi gelişmeler veya bir takım ...güvenlikle güvenlik ile ilgili bir takım gelişmeler olabilir. Yani ülkenin ve işte efendim Ankara'nın güvenliğini sözüm ona tehlikeye düşürecek bir takım hadiselere binaen yeni güvenlik tedbirleri veya yeni olağanüstü koşullar vesaire dayatılabilir. Her şey olabilir. Peki Erdoğan bunu yapınca başarılı olur ve iktidarını sürdürür mü? Ona da çok fazla ihtimal vermiyorum. Çünkü hikayesinin ve bittiğini, miadının dolduğunu düşünüyorum. E ise, Erdoğan sonrası döneme hazır olmadığını düşünüyorum. Muhalefetin bir erken ya da baskın seçim istemediğini düşünüyorum. Adayımızı son ana kadar e, açıklamayacağız diyorlar. Bir adayların olduğunu zannetmiyorum. E, aman yıpranmasın diyorlar. E, bana gelen yorumlar da öyle. Yani Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olarak bir potansiyel aday adayı olarak ortada değil mi? Yani işte iktidar da onu yıpratmaya çalışıyor değil mi? Yıpranıyor mu peki? Aynı şey Mansur Yavaş için de geçerli. Yıpranıyor mu peki? Dolayısıyla zaten potansiyel adaylarınız var ortada ve bunlar ne kadar yıpranıyor veya yıpranmıyor? Şu anda bir ismi ortaya çıkarsanız yıpranmayacak bir ismi seçersiniz, tercih edersiniz ve iktidar hangi hamleyi yaparsa yapsın onu yıpratmaya çalışırken bilakis güçlendirebilir. Bunlara da bel bağlamıyorum ve muhalefetin bir adayı olduğunu zannetmiyorum. Görülen o ki Kılıçdaroğlu, Meral Akşener kendileri tek tek ayrı ayrı çıkacaklar. Birinci turda Erdoğan'ın Muharrem İnce'nin dediği gibi 50 artı 1'i alacağını alabileceğine asla ihtimal vermiyorum. Ama seçim manipülasyonlarına ve her türlü engellemeye veya provokasyona açık bir e, ortam olduğunun da altını çizmek gerekiyor. Sosyal ağlarla ilgili yasa geliyor. 5 yıla kadar hapis falan gibi ağır maddeler var. Türkiye'de e, internette özgür konuşma ortamına dair ne varsa hepsinin fişini çekebilirler. Her şeyi yapabilirler. Evet. Yani yarın öbür gün gerçeklerin ifade edilebildiği şu kadar bir alan kalmışsa o alanda o alana da çökebilirler. Diyelim daha çok hamle görürüz. Bir kere daha ifade edeyim önümüzdeki Ekim Kasım Aralık aylarının hayli hareketli geçeceğini öngörüyorum. Bir sonraki manşette görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.